Twitch Flix. Oh my god, it's so kawaii. Çok konu var, aynen bir sürü konu birikti vallahi. Bir günde neler oldu ya? Arkadaşlar abonelikler 10 TL oldu. 20'sinde mi geliyor olay o? Valla Prime harici abone olanlar 20'sini beklesin arkadaşlar. Beklesin. Ben o ikinci jipimi alamayayım. Hepiniz bekleyin. Hepiniz bekleyin lan mı? Yo, gerçekten 20'si sonrasında 9.90 TL oluyor abonelik. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel bir olay. Harbiden artık yerel fiyatlar geçe. Bir de bir server mı be Twitch? Şımarmayalım da çok fazla. Bir de bir TR server mı be inceden? Dur geçeyim. Şöyle DJ'ye de geçtik babako. Alo. Konuşacaksın mı babacım sen? Şimdi bu 10 lira oldu ya sablak. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimiz. Hayırlı olsun. Bence hayırlı izleyici için çok çok güzel bir şey oldu. Yayıncılar için de güzel oldu. Evet. Bir tık tabii ki o gelir dengesinde biraz bir şeyler olur ama. Nasıl gelirden kesiliyor? Yok, kesilme falan değil oğlum, normal vergin şunu bunu ödediğini düşün, her şeyin geçtiğini düşün. Şimdi TL bazında ama abonen artacak Cyber, böyle düşün yani ya. Abonen artacak, abonelik zaten o hissiyat daha önemli bir hissiyat değil mi para kazanmaktan? Yani daha büyük şey vermiyor mu yayıncılık için? Doğru söylüyorsun, ev sahibi dışarı attığında da ben ne yapacağım? Dersin hissiyat dersin ev sahibine, bak sen de yaşa bu hissiyatı. Aynen öyle oğlum. Dersin artık 10 liradan abone oluyorsun ya. Sayın ev sahibim ya, dersin ya. Sıkıntı yok ya. Abi sen sürümden kazanırsın, sıkıntı yok. Baba ben de sıkıntı yok ya. Lan oğlum baktım geçen. Yine adam bize bir şey dememiş de. Biliyorsunuz Yıldız Kaysa bana bir giriyor yani. Öyle bir inceden bir öyle bir mod var. Dur bir dakika göstereceğim onu. Yalan mıydı? Yaşar. Dur nerede lan? Konuşsana babacım. Konuşmayacak mı babacım? Konuşmayacağım. Aynen panda abinin tweet'i. Ama koptum ya, yemin ediyorum var ya. Bak şimdi bak. Panda abi lan şimdi bir şey de vermedi ekranı amına koyayım. Twitch'in yeni abonelik gelir sisteminde artık 30-40 bin aboneli yayıncılar göreceğiz. Ama haftada 1-2 yayın açıp kaçan astrolistler değil. Aktif yayıncılar yükselecek. Bize gelirsek ona da 6 ay var demiş panda abi. Ben dedim ki ön grupları hazırladım abi ben çoktan. Sabahından Jurosu'yla başlıyor, anladın mı? Eray'la başlıyor yayınlar. Efendim Cyber'ı, Cem'i, Ali'si, Özge'si, o, bana gelene kadar yani zaten. Hani bir sıkıntı yok yani. Ya şu konularda bile yemin ediyorum var ya. Adam dedi abi akşam yayın var mı demiş. Ulan Mehmet, gelsek mi lan Mehmet? Tuna abi de demiş ki lan seni kastetmemiştim ama cidden gökte yıldız kaysa sana kötü şeyler oluyor. Twitch'i ne hale getirdiniz? Kınıyorum sizi. Ya Quesco bir dur şimdi kanka, ortalığı bir karıştırma ya. Bir ortalığı karıştırma gözünü seveyim ya. Bu arada BBL Eko. Ne? Duyurusunu da yapalım yayın. Neyin lan? Ekrem İmamoğlu'la yayınlara bak. Kanalı gördün mü? Bugün bir kalktım. Bir de geç kalktım. 7'de mi ne? Kalktım. Oğlum ben onu şaka sandım. Yok lan ciddi. Kanal açılmış. Yayın falan yapacakmış böyle. Hayırlı olsun. Ekrem abi diyelim. Bir host at be. Bir BBL Eko yazsın. Hayırlı olsun diyelim. Pazar günü de. Yok pazar mı? Cumartesi mi? Cumartesi günü de Ahmet abinin güzel bir yayını var. Orada Bay Kemal abi. Baba ben nasıl bunları şimdi konuşayım? Hep bir şaka yapasım geliyor yemin ediyorum. Ne olursa başıma şu şakadan gelecek ha. Kemal Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu'yla yayın yapacaklarmış. Orada güzel güzel. Vallahi Ahmet abinin zaten o şeyini biliyorsunuz. Ben kendine müzisyenciyim. Güzel bir muhabbet dönecek gibi geliyor yani. Siyasete girme. Ya ben bugün tweet şey attım ya bir de. Ulan ya amana koyayım. Yemin ediyorum şöyle şeylerle denk getiriyorum ya. Allah belasını vermesin böyle şeyin ya. Berrakuncuyum. Ulan bir girdim sayfaya bak. Çetem artık Berrakuncuyum aga yazıyor. Siyaset yapmayın. Ulan bir kalktım.
Bir kalktım tüm yayıncılar böyle o işte bu başlıyor şu başlıyor şöyle soru cevap yayınımız var şöyle var böyle var 10 numara 5 yıldız muhabbetler. Ben kalkar kalkmaz şey diye ses kaydı attım o da patlamaz dedim iyi ki. Neyse ki makara muhabbet de geçti anladın. Bir sıkıntı Bizim yok böyle yani. yaptığımız yayınlarda 5 TL nasıl smooth yapılır? E tabi canım Cahil bizim Ceyla falan. Bizde böyle olay baba. olayı belli Ya yani. bizim olayımız Yok bu. LAN arkadaşlar kablosu muhabbet üzerinden şu. kavgalar. Muhabbet şu, muhabbet şu. Kimse burada yanlış anlamasın. Kimse kimseyi sorgulamasın. Herkesin düşüncesi kendine ama herkesin de düşünmesi lazım. Şimdi biz yayınlarda belli başlı şeyler konuşmuyoruz. Belli başlı muhabbetlere girmiyoruz. Çünkü ne oluyor? Ya chatte böyle karışıklık. O buncu musun? Şu şuncu musun? Bu şuncu mu? Benim yayınlarım da çok o içerikte yayınlar olmadığı için ben de kendimi bir yerde kesin aktaramam, ifade edemem. Yine bir şaka bokuna yanlış anlaşılır, bir şey olur falan muhabbetiyle genelde çok girmiyorum muhabbetlere. Ama tabii ki de tüm yani Erik Dalı tarafı da, ben de, yakın arkadaşlarım da kendi düşünceleri var. Kendi aramızda da tartıştığımız konular var. Konuştuğumuz konular var. Herkesin günün sonunda bu konuları konuşup sorguluyor olması lazım zaten. Bu kesin bir şey. Bizim gençliğin en büyük olayı ne? Sorguluyor. Neden? Niçin? Nasıl? Niye yapıyoruz? Yani en büyük zaten böyle hani bizi ayıran özellik bence bu kuşak bu kuşağı ayıran özellik bu oluyor. Ama bizim de yani kalkıp birbirimize girip bilmem ne falan muhabbet olmaması lazım. Düşünce düşüncedir. Herkesin düşünce özgürlüğü vardır. Belli bir seviyede bazen. Ya bak işte. Bak işte. Helal olsun. Bak işte. %30 düşünce helal olsun. Ondan dolayı işin böyle kavgasal boyutuna şu şuncu mu bu buncu mu böyle bir şeye falan girmeden ya da yayıncıyı seviyor musun sevmiyor musun bunun hiçbir önemi yok ki orada gençliğin sonuçta bir ağzı olacak bir sözü olacak bir aracısı olacak mesela Ahmet abiyle ilgili konu da bu yaptığı şey güzel bir şey o yayını hani keyifle dinleyip cevapları merak ediyoruz hepimiz bakacağız kendimize göre hepimiz yorumlayacağız ama ben Ahmet abinin de zaten belli başlı şeyleri soracağını İzleyicilerin de gözündeki böyle ya bunu sorsaydı çok iyi olurdu dediği şeyleri sorabileceğini zaten düşünüyorum. Bence öldü güzel bir yayın olacak yani. Ondan dolayı kimse böyle ayrı bir haterlık boyutunda çöp boş şöyle oldu böyle oldu şeyine de hani çok girmesine gerek yok. Yani kim olursa olsun oradaki partinin ya da görüşün vesaire de bir anlamı yok çok fazla. Hepimizin beyni var. Yani bir adam ben şimdi bunları konuşuyorum diye hepiniz "Aa Kemal konuşuyor bunu 10 numara" falan demenize gerek yok. Benim ayrı karakterimi sevebilirsiniz, eğlenceli tarafımı sevebilirsiniz ama bazı görüşlerimiz hiç uyuşmayabilir. Belki siz bana kendi görüşünüzü güzel bir şekilde aktarıp hani "Doğru lan bu adam doğru söylüyor aslında" dedirteceksiniz. Belki ben size aynı muhabbet oralarda da geçerli anladınız mı? Yok aga biz Kafa bizim rakıncıyız kafa. sen ne Bunu dersen al. kullanacaksın aga. Bu kullanılacak ya. Bu Kanka biz kadar basit rakıncıyız ya. sen ne dersen o bizde. Bak işte. Ben Biz ne rakıncıyız baba. diyorum? Oğlum bu ne lan? Lan hani bu korku oyun değildi? Nasıl yapmışlar oğlum bunu? Korku oyun değil ya. Bak chat. Vallahi billahi. Bana Oğlum gerilim dediniz. jumpscare falan Hikayedir. yok. Yok değil mi? Doğruyu bak. Yok oğlum yok yok gerçekten yok. Kanka Ama hafif beni derde gerilim böyle sokma. hikaye. E tamam o Yok olur. yok. O okey yani. Evet Bugün hafif başlayacağız gerilimli zaten. hikayeli bir oyun. O olur. Onda bir problem yok. O her oyunda var zaten. Işıkları kapat. Ama biz roketli gibiyiz. Gerilimli oynuyoruz zaten. Ha. Işıkları mı kapat? Bir oğlum siktir git lan. Kapatsan. Niye kapatayım ışıkları? Oyun Bir oynarken. klimayı kapatayım da götüm donuyor yine. Çok kötü bir hava ya. Açıyorum donuyorum valla. Ya klimayı açıyorsun, üşüyorsun, kapatıyorsun, yanıyorsun falan böyle değişik bir hava anladın mı? Ya şu trafikte korna basınca ilerlemiyor trafik. Şunu artık anlayın. Onu da ben hiç anlayamadım ha Cyber şimdiye kadar. Yani önüm Basıyorum böyle baba bak hani basıyor. Kafam sikildi basıyor. bak o İlerlemiyor. biri o biri o anlamadığım şey o. Mesela 125 tane önümde araba var. Adam arkamda. O adamın arkasında da 125 araç daha var. Adam böyle ulan la hafif bir tamponda böyle biraz bir fark olursun. 3-5 santimlik fark olursun. Bi! Baba bir dur ya. Bir dur bir Instagram'da geziniyorum. Şaka şaka. Bir dur bir zaten ilerleyecek yani oraya gideceğim anladın mı? Ulan şu kadar da bir ara koyuyorum belki yarım arabalık bir ara koyuyorum tamam mı? Arkamdaki adam bak sinirle şöyle yapıyor bak. Vallahi görüyorum da yandan bakıyorum görüyorum şöyle yapıyor bak.
hafif bir yarım arabalık fark oluştu. İlerleyeceğim. Tamam, bu kadar bitti. Adam da ilerleyecek. O trafik akıp gidecek yani günün sonunda. Açılınca akacak yani. Bekleyeceğiz, akacak. Adam şöyle yapıyor baba. Şimdi tam arkamda, ben önündeyim. Biraz fark açıldı. Benim önümde de bir yarım arabalık fark açıldı. Giriyor, şöyle duruyor, benim araba şöyle kalıyor. E baba, bundan zaten kilitleniyor bu trafik. Yani bu bilimsel bir gerçek, biliyorsun değil mi? Şerit değiştirenler yüzünden trafik kilitlenir her zaman. Oğlum gerek yok araştır, ya. Vallahi gerek yok ya. Allah belamı versin, gerek yok. Aynı yere gideceğiz. Günün sonunda belki 10 saniye mi kazanacak? Bilmiyorum ki kaç saniye kazanacak. Ya, ama o boş yola çıktık mı da hız sınır olmayan kapatır giderim ha. O farkı da orada kapatanlardan bir yani, onu da söyleyeyim. Hiç anlamıyorum ya. Hani sollamak da değil, sağlamak. Araya girmeye götleri yemez ki. Arabaya bir vurdu mu töbe bismillah, ömür boyu ödeyemeyiz abi. Öyle bir şey, bak sana Allah belan versin, oluyor cyber ha. Arabaya göre yol verme durumu kesinlikle ben olduğuna inanıyorum. Yani var zaten. Bazı böyle işte lüks ya da ultra lüks araçlarda yanına yaklaşasın gelmiyor. Ben de mesela önümde böyle bir hani bir Bentley var mesela, ya da bir Maserati var, bir şey var. Ya baba diyorum, ben yine de bir tık geride durayım da. Ya şans ya, arkadan biri bana koyar. Bak yemin ediyorum, benim şansım ya. Arkadan biri bana dokundurur, ben önündeki araca pat diye girerim. Benim önümdeki Maserati olur. Arkamdan yani daha düşük bir araç olur. Olan yine bana olur, anladın mı ya? Yani arkadan vuran hep suçlu şey oluyor ya, suçlu oluyor zaten. Zincirleme kazada öyle değil. Öyle nasıl mi? Zincirleme kazada öyle değil? Ya mesela biri sana götten vurduysa bunun suçlu sen olmuyorsun. Götten vurulan sen olduğun için hani sen de öndekine götten vurmuş sayılıyorsun. Hani öyle, öyle o etkin. Sana vurduğu için etki tepki hani bir fark koysaydın arana. Normalde araç farkı koyman lazım ya. Yani dip dibe durursan tabii ki o da suç gerçek... oluyor işte. Oğlum yani sürüş mesafesi an, koyman lazım ya arana. Camda... Şu an bakıyorum. Orospu çocuğun yine geçmiş. İki araba arası. Oğlum bazen sağlam diye birbirimize tamponlarımızı dokunduruyoruz amına koyayım. Hani şuraya da gidelim diye. Lan şöyle duruyor arabalar ya böyle. Biri gidecek mi? Gitmiyor bu falan, böyle duruyor yani. Ve arabanın boyu küçülüyor bazen amına koyayım. Önden arkadan millet böyle araya sıkıştırıyor. Harbiden diyorum ya. Gün geçtikçe tren daha çok bilgileniyoruz hocam, eyvallah ya. Estağfurullah, estağfurullah. Bu yayınlar bildiğiniz gibi güldürürken aynı zamanda eğlendiren yayınlar arkadaşlar. Biz boş zaten yayın yapmıyoruz burada. Aynı şey söyledin ya. Neyi dedim? Güldürürken eğlendiren dedin. Zaten eğlendirirken nasıl güleceksin? Güldürürken eğlendiren oğlum, işte bilgi sıfır, onu diyorum. Anladın mı yani? Konuşsun sen. Yalan mıydı Yaşar? İyi doğdun Ayşe. Konuşacak mı babacım sen? Ne yapıyorsun lan Juros Ayşe? İyi lan, sen ne yapıyorsun mal? Juros'un dünkü klibini bir atsanıza bana. Hangi klip? Juros'un dün Lego düşürdüğü klibi bir atsanıza. Amına koyayım ya. Amına koyayım ya. Bir de senin yüzünden aptal. Abi yalan, biz ışıklarda dururken arkadan bir Clio bize vurdu. Bizim araba da bizden izinsiz öndekine vurdu. Olan bize oldu. Oğlum araba senden izinsiz nasıl öndekine vursun manyak? Arkandaki sana vurmuş, sen de araya 20 metre fark koyacaksın işte araya. 10-20 metre bir şey koyacaksın fark, anladın mı? 20 metre fark ne peze? Habersiz diyor. Koy 20 metre fark koy bak, öyle yapmayın. Kanka sen bir daha gidiyorsun. Bir kilometre fark koyun aman, arkadan biri bak geçirir görürsünüz ha. Araba 2 metre amık diyor. Baba olay şu. Bak şunu da anlamıyorum. Bir de şu var trafikte. Ulan kırmızı ışıktasın. Amına koyayım, biz hepimiz bu ülkece Cem Bölükbaşı mıyız biz ya? Kırmızı, sarı, yeşil yandı anda. Ne yapıyorsun? Pis soba mı yetişeceksin? Nereye yetişeceksin ya? Saniye mi yapıyoruz ya? Ulan baksana, gitsene, sarı yandı. Hazırım ben. Ya o zaten hazırlık, o hazırlık. Sarı da hazır lan, vitesini at. O sarıyı hani makar olsun diye koyulmuş bir şey, anladın mı? Direkt yeşil yapmayalım. İnsanlarda o yarış hissini şey yapmayalım diye. Ya kırmızıdan sarıya dönüyor. Hazırlanırsın yavaştan. Yeşil yandığında gaza basarsın. Kemal. Baba 0-100 denemeye gerek yok ki o yeşilde. Ben orada ne yapıyorum biliyor musun artık? Onlar yüzünden.